canım? Gerçek mi? Bunlar ne ya? Gerçek mi diyorum sana? Denizle ne alakam olabilir ya benim? Ya ne gülüyorsun ya? Soruma cevap versene. Gerçek mi değil mi? Ya elbette ki değil. Tabii ki de değil. Deniz benim kardeşim gibiydi be. Tamam. Ben halledeceğim. Gonca. Sakın peşimden gelme. Benim mesela. Aman yarabbim. Bu o. Deniz Hanım. Yaralıcı yerinde toprak beyim de var. Fakat bu nasıl olur? Neredeler? Nerede? Ece ile kız kardeşi neredeler? Deniz Hanım'la. Evet. Siz de bunları gördünüz değil mi? Ben de yıkıldım. Ben de incindim. Buraya da koymuşlar demek. Neredeler? Ön bahçedeler. Yağız Atın çiftesi böyle pikolu veriyormuş demek. Şart olsun çok pis olaylar kopacak. Ah Deniz, sen bunları çoktan hak ettin aslında. Bu kadar çok kal kırılır mı? Öf. Ay nerede kaldı bu kız ya? Gelecek Canan teyzeciğim. İti an çomağı hazırla. Kızım ahır mı burası? O ne biçim gelmek? Gonca. Ben çok üzgünüm. Fotoğraflar her yere dağılmış. Sen de görmüşsün. Ben yıllardır bundan utanç duyuyorum. Saklamaya çalışıyorum ama ne oldu birden? Hı? Bu ucuz oyunlarla beni topraktan ayırmaya mı çalışıyorsun? Oyun mu? Evet oyun. Kızım her şey gün gibi ortada işte. Maalesef benim oğlum ayran gönüllü bir çocuk. Babasına çekmiş. Halil de böyle biliyor musun? Bunlar baba oğul her çiçekten bal alırlar. Bu yalan fotoğraflarla toprağa iftira mı atıyorsunuz bir daha? Yalan mı? Evet yalan. Dolaplar çeviriyorsunuz, tuzak kuruyorsunuz. Ya bir de öz oğlunuza yapıyorsunuz ya. Şuna bak be. Anasından çirkef. Bir fotoğraf fırlatmalar, bu hareketler falan. Ben senin seviyene inmem. Gülümser'in kızı. Annemin adını ağzına alma. Gonca. Tamam. Sakin ol. Oyun sanıyorsun değil mi? Bütün bunların oyun olduğunu düşünüyorsun. Bekle. Deniz! Gel buraya. Gel. Gel. Anlat bütün gerçekleri Gonca'ya. Anlat ki yakmasın benim gibi kendini. Deniz anlatsana. Abla. Her seferinde yapma şunu ya. Her seferinde benim daha çok canım yanıyor Deniz. Her seferinde ben daha çok utanıyorum. Her seferinde ben daha çok yerin dibine giriyorum. Ama anlat. Anlat bu kız da bilsin bütün gerçeği. Deniz anlatsana. Toprak bir gün beni çağırmıştı. Aklımda bir şey yoktu. Ablamı bekliyordum. Sonra bir kadeh, iki kadeh derken... Ama yalan söylemeyeceğim. Ben de ona aşıktım. O da bana. La Fontaine'den masallar. Ne yalan söylüyorsunuz? Hı? Yalan. Evet yalan. Yalan sanıyorsun değil mi? Ben dünyadan habersiz toprağa doğum günü sürprizi yaparken... ...o hastayım diye beni başından atıp gidip Deniz'le birlikte oldu. Bunlar da mı yalan? İnanmıyorsun ya. Git sor toprağa. Sor anlatsın sana gerçekleri. Ya Allah aşkına ne diyorsunuz siz ya? Biz evlenme kararı aldıktan 2 gün sonra bu fotoğraflar babamın eline ulaşıyor. Ne kadar tesadüf değil mi? Şu senaryoyu düzgün yazın ya. Siz değişmeyeceksiniz. Hiçbir zaman değişmeyeceksiniz. Böyle kalacaksınız hep. Saf kötülükle, ucuz oyunlarla. Ve bu yüzden de bunun cezasını çekeceksiniz. Gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşamadan göçüp gideceksiniz. Lafları çarptı, 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 gitti. Aferin sizin bulduğunuz iyi fikre de. Çabuk bir çabuk.
Ben de o Goncayı öyle bir çarpacağım ki. Dünyanın en aşağılık, en sadakatsiz insanı olduğum çıktı mı, kanıtlandı mı? Bana bak. Müstakbel eşim hakkında doğru konuş yoksa çok fena olur.